Bugün ne yapılacak dostlar? Haydi bakayım oturalım, konuşalım. Antivirüs mevzusundan bahsedeceğiz. Bana bu kanal açıldığı günden beri, ilk günden beri sorduğunuz ne var abi? Diyorsunuz ki... Siber güvenliği nasıl başlar? Abi hangi antivirüs programını kullanmalıyım? En iyi antivirüs hangisi? Ben de her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki abi ben Kaspersky'yi öneririm. Tamam Rus falan ama Eugene Kaspersky tanıdığım bir adam. Yaptığı işe yıllardır biliyorum. %100 güveniyorum, seviyorum. Onu tavsiye ediyordum. Ama Enterprise tarafta iş farklı. Çünkü bir şirkette antivirüs düşündüğünüz zaman, daha doğrusu Endpoint Protection diye geçiyor. Yani son nokta koruma diye geçiyor. Endpoint Protection'daki yaklaşımla evdeki koruma yaklaşımı farklı arkadaşlar. Evdeki koruma yaklaşımı daha sıklıkla bir saldırı sisteme girmeden önce, bakın şimdi hemen AVV board'umuzu açalım. Şimdi arkadaşlar, burası bizim ev. Burada bir bilgisayar var. Burası da şirket. Şirkette de bir sürü bilgisayar var. Şimdi evden bahsediyorum. Evimize bir saldırı olduğu zaman, şurada saldırgan olsun. Virüs gelirken işte bir web sitesi olur. İşte bir web sitesine açarsınız. Birinden dosya gelir. Messenger'dan veya işte Discord'dan bir dosya alırsınız. Bir şeye çift tıklarsınız. Bir linke girersiniz. Yani siz bir aksiyon yaparsınız ve ondan sonra saldırıyla yollarınız kesişir. Evdeki sistemler, siz bir aksiyon aldığınız zaman bu kesişen yolun uygun olup olmadığını kontrol eder. Eğer uygunsa sizi birleştirir, değilse sizi engeller. Yani daha makinenin içine bu saldırı ulaşmadan, şuraya gelmeden, makinenin içine gelip burada çalıştırılmasını engelleme üzerine çalışmış bir mimaridir. Evler için kullanılmış olan antivirüs sistemleri. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sen evinde oturuyorsun. Evine tanımadığın bir insanın gelmesini engellemek için ne yaparsın? Bir tane çit çekersin evin etrafına. Daha da abartırsan mahallede hırsızlık olduğunu düşünürsen ne yaparsın? Kamera sistemi koyarsın, köpek alırsın, silahlanırsın. Sürekli seviyeyi arttırırsın. Evi kaleleştirirsin bir süre sonra, değil mi? Özelliğin budur. Pastanesin mesela. Pastaneye yabancı biri gelmesini ister misin? İstersin tabii ki. Gelsin, müşteridir, alacaktır, gidecektir, değil mi? İyi niyetlisi de gelebilir, kötü niyetlisi de gelebilir. Bilemezsin ama kapıdan giren adamın girmesini engellemezsin. Girmesine izin verirsin içeriye. Ondan sonra adam kötü niyetliyse bir şey yaparsın. Peki ne yaparsın kötü niyetliyse bunu engellemek için abi? Güvenlik firmasıyla anlaşırsın. Bir tane kamera koyarsın. O direkt gider alarm tuşu verirsin. Basarsın abi düğmeye. Hop hemen polis gelir. Bilmem ne olur. Dayak atarsın. Ama adamı içeride çözersin. Şirketlerdeki antivirüs koruması da bu mantıkta çalışır. Evlerdeki antivirüs koruması da dışarıdan korur. Siz dışarıya çıkmadan, yani o zararlı yazılımı eve almaz. Ama şirketlerdeki antivirüs de pastane örneğindeki gibi içeriye alır. İçeride bir sorun olursa buna müdahale eder. Şirketlerdeki hikaye eve girdiğin zaman oluyor. Yani evin içinde kabul edilir. Yani reaktif güvenlik. Yani geride. Savunma hattını geride kurarsınız şirketlerde. Saldırı geldiği zaman siz saldırıyı burada kabul edersiniz. Sonra buraya yayılmasını engellersiniz. Şirketlerdeki endpoint koruması böyle yapılır. Yani burası arkadaşlar reaktif. Bu da proaktif koruma sağlar. Neden bunu anlattın hoca sen bana? Aktif olsa ne olur, pasif olsa ne olur dedin. Şimdi anlatıyorum ben sana neden bunu dedim. Bana Asset iyi mi abi dersen, ben sana derim ki Asset proaktif bir çözümdür. Evde işe yarar, şirkette mantar. Deminki farkı şimdi anladın mı? Asset çünkü neydi? Proaktif. İçeriye girmesine izin vermiyor. Direkt önde engelliyor. Bu acayip bir yük getiriyor şirket network'üne. Çünkü kapıdan girmeye çalışan insan sayısı bir eve 10 kişi, bir şirkete 1 milyon tane paket geliyor. Hikaye o. Yani Asset reaktif bir şekilde çalışmıyor. Proaktif anlamda iyi, reaktif de mantar. Kaspersky mükemmel bir şekilde proaktif çözüm sağlar sana. Yani evinde seni harika korur ama sen COBI'den büyük bir şirkete çıktığın anda reaktif mantığında hızlı değildir yeterince, patlar. McAfee, Selato hayatta olmaz çünkü McAfee de tam tersidir. McAfee mükemmel şekilde bir reaktif koruma sağlar, berbat bir proaktif koruma sağlar. Yani McAfee şirketler için harikadır ama evde kullanmayın. Avast, AVG, bunların hepsinin ortak özellikleri arkadaşlar ev için ideal olmalarıdır. Siz de zaten ev için ideal olan mesela Symantec, Norton. Symantec mesela şirket için iyidir. Norton ev için iyidir hesapta. Bu mantıkta çalışan ürünlerden ürün seçmeniz lazım. Yani proaktif olarak bir virüs, bir malware yüklendiği anda bunu durdurabilen abileri bulmanız lazım. Ben kalktım abi, kendime bir tane antivirüs seçeceğim. Bunun için 2-3 tane yöntemim var. Bunlardan bir tanesi sevgili dostum, AV Test diye site var. Bak, Consumer ve Enterprise diye iki ayrılmış. Şimdi abi bak, Real World Test'e giriyorsunuz abi. Direkt olarak adam şu tarihte 8 Aralık 2012-2020'de release etmiş. Test result'larına bakalım. Burada hayvan gibi antivirüsleri test yapıyor adam. En yeni test
test bunlar arkadaşlar. Test result'a direkt gidiyorum. Hiç uğraşmıyorum abi. Burada nasıl test yaptıklarını, neler kullandıklarını. Bakın arkadaşlar, Mitra Attack ve ATP testini uyguluyorlar. Adamlar ciddi ciddi sağlam testten geçiriyorlar. Çok yanıltmaz sizi bu test sonuçları. Yani özellikle consumer ev için sizi üzmez. Enterprise tarafında tabii ki bir tercih şekillendirme olasılığı var ama ev kullanımında üzmez sizi. Ev kullanımı için bu kadar büyük paralar aktarılmıyor yani. Fileless atakları yapmışlar. Atak vektörlerini ve targetlarını, hangi metotları kullandıklarını, false pozitiflerinde hepsini gösteriyorlar. Ve test resultları arkadaşlar. Bak şimdi. 15 tane atakta bunları yapmışlar. Avast, AVG, Bitdefender, Asset, F-Secure, Kaspersky, Vipre. Eğer Shield varsa alert göstermedi demek. X varsa Ivy 7. Gri tick varsa yanlışlıkla durduruldu demek. Yeşil varsa şey yapıldı. Abi buraya bakıyorsunuz. Kaspersky'de bir tane X var. Skoru 14 ile 1 numarada. Sadece 6 numaralı atağı kaçırmış. Adam gibi adamlar yayınlamışlar. Devam ediyoruz abi. Avart'lara baktığınız zaman en iyiler arkadaşlar. Kaspersky, Bitdefender, Asset 2 numaralısı. Avast, AVG, Vipre ve F-Secure sonuncu olmuş. Öyle de bitirmiş. Bu bir güzel rapor. Bu size bir fikir verir. Bu ATP test 2020. Latest test derseniz summary report'a bakabilirsiniz. Daha en yeni çıkan bu. Neler bakılmış? Avast, AVG, Avira, Bitdefender, Asset, F-Secure, G-Data, K7, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Norton, Panda, Total, Trend Micro, Vipre. Hepsi var. Kazanan en iyilerin arasından Windows Security için approved alıyor. Kaspersky abi. Çatır çatır 3 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız. Hepsinde bütün yıl boyunca koymuş noktayı. Anladınız siz. Bitdefender koymuş noktayı. Avast, AVG, bilmem ne, Vipre, Microsoft'un durumu da bu. Kaspersky Product of the Year arkadaşlar. Bitdefender'da Asset'te Outstanding Products. Gönül rahatlıkla kullanın abi. Bir de AV test var arkadaşlar. Avast'ta demiş ki 6. Bitdefender 6, 6.5 çıkmış. İnterfeyzi biraz tırtmış galiba. Kaspersky burada da 6, 6.6 çıkmış. Ondan sonra Microsoft'ta Defender'da burada 6, 6.6 çıkmış. Mevzu bu arkadaşlar. Yani antivirüs seçimi döneme, zamana, versiyona, duruma, her şeye göre değişir. Hiçbir markanın direkt olarak bağımlısı olmayın diyorum her zaman. Bu antivirüs mevzu da değişebilir. Devran döner. Durumlar değişir. Bir şey olur. O virüs değişir arkadaşlar. Antivirüs uygulaması sizin işinize yaramayabilir. O yüzden değerli dönemlerde, yılın değişik dönemlerinde yapılmış bu testlerin hepsini gidin, bakın, kontrol edin. Ondan sonra da rahat rahat, gönül rahatlığıyla kendi ihtiyaçlarınıza en çok hangisi uyuyorsa onu kullanmaya özen gösterin. Önemli olan şu, bir ürün seçerken o markanın, o ürünün, o geliştiricilerin reaktif mi, proaktif savunma mı ne olduğunu, hangisine daha iyi uzman olduklarına bir bakmanızda fayda görüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay YouTube. Abone olun oğlum.